şu an öyle bir ışık vuruyor ki arkadaşlar kameradan. Hani sanki yolda selektör yersiniz, bariyere girersiniz ya. O haldeyim. Bir tane gözüm var, onu da kaybedeceğim. Az kaldı yani. Neyse, işin şakası bir yana, sen bir gir abi. Ben sadece sizi görüyorum, bir de ışığı. Siz de büyüksünüz diyor. İsyan yok. Arkadaşlar merhaba, Arda Hoca'nın kanalına hoş geldiniz. Bugün Arda Hoca'mla birlikte büyümeyen bisepslerinizi konuşacağız. Ama daha teknik bir şekilde değil, daha yapmanız gereken, daha merak ettikleriniz şekilde. Soru cevapları yine hazırladım buraya, sorularınızı. Daha merak ettiklerinizi soracağım, gerçekleri konuşacağız bugün. Şunu yapın, bunu yapın demeyeceğiz. O da var, eğlence de var. Arda Hoca'ma veriyorum. Şimdi, arkadaşlar hep yapıyordum ya. Birinci hareket, ikinci hareket, yeter. Herkes kardeşim. Her hareketi biliyor artık. Ama daha böyle insanların merak ettiği, hem böyle biraz komik, hem biraz bilgi, hem biraz merak edilen derin sorulara gireceğiz. Siz bu arkadaşı çok sevdiniz. Sağ olun. Ben de seviyorum. O yüzden bu arkadaşı alıyoruz. Yine efsane soruları soracak. Sizin merak ettiğiniz farklı sorulara da gireceğiz arkadaşlar. Daha detay teknik konulara da gireceğiz. Ama dediğim gibi hani bir bunu yap, iki şu, üç. Ya kardeşim herkes biliyor zaten. Farkında ama detay. Farklı şeylere girmemiz lazım. Artık ufak ufak ağırlık alanından bir başlayalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi ağırlık alanına geldik. Yine Sefa'nın seçtiği güzel sorular var. Merak edilenler, tartışılanlar. Evet, o beni bir konuşturmaya başlasın. Ben zaten ötüp ötüp gideceğim yani. Hadi bakalım. Evet hocam. Şimdi bazıları diyor ki kol çalışmaya gerek yok. Zaten bench press'i yaparken kol çalışıyoruz. Kollarımız büyüyor. Ya, bu doğru mu hocam? Şimdi bak arkadaşlar, bir kası hipertrofi edip yani büyütmenin, hacim olarak geliştirmenin en iyi yolu o kasa ne kadar izole odaklanabildiğiniz ve ne kadar stres hasar verebildiğinizdir. Siz itiş günlerinde tabii ki de arka kolunuzu yardımcı olarak hedef alırsınız veya rowlar, çekişler yaparken bisepsinizi hedef alırsınız. Yardımcı kaslardır ve evet bir miktar ilerleyebilirler, hasar görürler ama hiçbir zaman bir kol antrenmanındaki kadar %100 verimli hasar veremezsiniz ve İnanın ki hayatında adam akıllı kol antrenmanı yapmamış adamların öyle iyi bir kol kasa sahip olduğu da yok. Yani siz düzgün, büyük, sağlam kollarım olacak diyorsanız o kol antrenmanını yapacaksınız. Mesela şimdi çok var. İşte görüyoruz, işte Amerika'da böyle street workout var, adamın 50 santim kolu var. Ben dipsle yaptım, barfix'le dümen. O öyle diyor sana ama gidiyor videodan sonra 25 kilo curl'ünü yapıyor, anladın mı? Yani öyle bir dünya yok yani. Kasın büyümesi için yani hipertrofiyi bilen bir adam benim demek istediğimi anlar. Bölgesel olarak o stresi, hasarı vereceksin abi. Bu iş böyle yani. Evet. Hocam şimdi ne kadar ağır o kadar iyi diyorlar. Fazla ağırlıkla çalışmak daha mı iyidir, yoksa az ağırlıkla fazla tekrar mı daha iyidir? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi güzel bir konu. Herkesin merak ettiği. Ne dedim ben size ilk soruda? Demiştim ki hareketi tabii ki de kası büyütmek için ağırlık arttırmalısın ama öyle ya, böyle ben öküz gibi gireyim, bel curl yapayım değil. Hareketi bir iki tekrar hızlı yapmanın kas gelişiminde bir emniyet, yani bir önemi yok, anladın mı, hacimsel olarak. Yavaş yapmayalım. Şimdi mesela örnek veriyorum. Ben buraya dumbbellları koydum. Sana deneteceğim az sonra zaten. Şimdi 12 kiloyu kaldırdıktan sonra şu indirişte yavaş yapman ve bu hareketi 12 ile 6 tekrar aralığında yavaş yapabilmen, maksimum stres vermen, bu kası büyüten bir durum. Ama ben şimdi işte 28 lira alayım. Böyle değil. 28 lira alayım. Tamam, ben bunlarla yapabiliyorum yine. 10 yıldır spor yapıyorum, eyvallah. Ama mesela ben bunu yaptığımda, şimdi bir tane nizami çıktı, tamam mı? Bir tane nizami çıktı. Yep! Böyle hani belden vermeye başladım. Şu an mesela kol hani çok şey değil yani. Hani kolun aktifliğini düşürdün şu anda, anladın mı? Kaldır. Dene bakayım, torun çekici. Hocam bir 5 tane yapar. 3 tane yaparsan BC alacağım sana. Hadi. Hocam ben de iddiaya girmeyeyim. Ben burada yere bırakırım kendimi. Yani şu var arkadaşlar. Kalkıyor olay. Şu an antrenmanda değil. Siz tabii ki de yapın abi. Hani gitgide kilo arttırmaya çalışın. Hareketleri yavaş yapın. Hissedin kaslarınızı. İnanın bana, 25 kiloyla yaptığınız cacık curl yerine gidin 12 kiloyla adam gibi curl yapın. Kolunuz daha iyi büyüyecektir. Bu bir gerçektir. Çünkü hani ne diyorum ben, kas izole hedef alınır. Bu iş teknik işidir abi. İzole iştir yani. Gerçekten öyle. Ama aması yok işte lan, bu kadar ya. İşin şakası bir yana da. Tabii ki de siz birçok şeyi deneyin. Hani şeyde kalmayın, tabularda kalmayın. 3x12, 12x6. Tamam, bunları ben söylüyorum ama herkes de farklı etkiler yapar bu sistemden. Gidin bazen maksimum yüksek veya pump hareketleri yapın. Değiştirin, drop setler yapın. Yani tabularda kalmayın. Çok fazla adamla çalıştım ve herkesin, belirsem herkese farklı etki yaptığını gördüm. Hani evet, teorik olarak bilimsel anlatıyoruz bir şeyler ama tecrübe pratik ayrı bir şey abi. O yüzden değiştirin yani, deneyin üzerinizde bir şeyler, evet.
Tamam, üçüncü sorumuza geçelim hocam. Bacak çalışmak kol kası yapar mı? Bacak çalışmanın kola etkileri nelerdir? Vücuda etkileri nelerdir? Onu bir duyabilir miyiz? Az önce BCA içti de fazla verdim, kafa yaptı galiba. Neyse, tamam, şimdi güzel bir soru. Vallahi çok güzel bir soru. Bacak çalışmak arkadaşlar testosteron salınımını etkilediği için bütün vücuttaki kas gelişimini arttırmada bir yardımcı olabilir. Çünkü bacak önemli bir kas grubu ve vücudun yarısı. Şimdi bacak çalışmak hakikaten önemli, doğru. Güzel bir soru ve bunu merak da ederler, biliyor musun? Gerçekten doğru, bence bacak çalışın. Bacak çalışmayan biri bence yani natural olarak gelişiminin maksimumunu göremeyebilir. Çünkü bu bayak çalışmak doğal bir testosteron arttırıcı gibi. Millet, pardon. Millet. Dur tamam. Millet. Ben boğuldum o tükürükte. Dur geri geldim, tamam. Millet ulan testosteron arttırmak için beslenme arıyor, bacak çalışmıyor. Çalışın abi. Yani hadi testosteronu da boşver. Denge ya. Yani sen 3 yıl ağırlık kaldıracaksın. Vücut 10 numara. Chicken neck. Bu ne oğlum? Dalga geçiyorlar vallahi, çok kötü görünüyor. Hadi benim boyum uzun, benim de bacağım çok iyi değil mi? Boyum uzun, yani 2 metre boyum var, tam dolmuyor. Ama çoğu kişi rahat doldurabilir, çalışın abi bacak. Es geçmeyin yani, evet. Bu da önemlidir yani. Evet hocam. Diğer sorumuza geçelim. Bu kol geliştirmede beslenme çok mu önemli hocam? Nasıl beslenmeliyiz? Şimdi çok fazla aşırı tartışma var. Aslında kol için değil, her kas için abi. Her kas için ama şu var. Bana kalırsa bir zincir. Yani istediğin kadar iyi beslen, antrenmanca cıksa bir alt olmaz. Veya istediğin kadar iyi antrenman yap. Beslenme çok kötüyse zor ilerlersin. Ama şu var. Kötü beslendiğin gelişmeyeceğin anlamına hiçbir zaman gelmez. Eğer hakkını veriyorsan, çok ciddi, sert idman yapıyorsan, beslenmen zayıf bile olsa gelişirsin. Bak ben çok kötü diyorum. Belli bir miktar beslenebiliyorsan, hani 120 gram protein alamazsan ama 90 gram gelişirsin. Evet. Şimdi son sorumuzu soralım. Kola odaklanmak, antrenmanı yaparken kol kasına odaklanmak, psikolojik olarak farklı yerde mi çekelim bunu yoksa burada mı çekelim? Şimdi ben az önce dediğim gibi BCA kafa yaptı onu. BCA ben de kafa farklı yere geçelim ya. Yok bence burayı. Burada kalsın. Kola odaklanmak, antrenman sırasında o kol kasına, pump'ına odaklanmak, zihnin tamamen kolda olması daha mı etkili olur? Kol kasının daha mı çabuk büyümesine neden olur yoksa bu psikolojik bir plasebo mudur? %100 etkisi var bu düşüncenin. Bunu çok kişi önemsemiyor. Çünkü şu, bir adamın diyelim kolda hakikaten kaldırabileceği limit ağırlık 20 kilodur seviyesine göre. İyi yapar ama adamın o an kafasını vermezse, odaklanamazsa 15'e bile gidemez o. Şimdi bu adam 12.5'ta kalıyor, artıramıyor, odaklanamıyor. Ama limit 20. Ama farkında değil, odaklanamadığı için. Bu adam 20 yapsa daha çok gelişmez. O yüzden her şey burada biter. Yani çoğu insan kafasında limit koyar. Ben ne yaparsam kol yapamıyorum der. Ne yaparsam yapayım kilo alamıyorum dediğiniz anda siz direkt beyni ona şartlıyorsunuz. Kitliyorsunuz. Çünkü sen bench press yaparken bile komutu buradan alırsın abi. Sen inanırsan yaptığın şeye ve hakikaten hakkını verirsen, üstüne gidersen bu iş olur. Olmaması imkansız. Evet, bir yerler daha geç gelişebilir, nazlı olabilir. Üstüne gideceksin abi. Üstüne gideceksin ya. Diğer türlü olmaz yani. Evet, diyebileceğim bu. Şu an saçmalıyorsun falan demesinler. Abi ne öyle kardeşim? Yok, hocam, gerçekten yanlış. Gelişimine. Yanlış mı hocam? Siz gelin. Biceps çalışıyoruz mesela antrenman sırasında. O kasa odaklanmak gelişimine etkiler mi? Tabii ki etkiler. Teşekkürler. Yani şöyle düşün, sadece genel olarak hayatını yaptığın diğer şeyleri düşün. Sadece yapmak için yaptığın zaman var, bir de ona odaklandığın zaman, hayat felsefenin içinde, hayat yaşam tarzının içinde olduğu zaman yapmak var. Etkisi bunun hani bir enerji gibi düşün, güç olarak düşün, tabii ki artacak. Bir de şey var, mesela çok bench press formunu doğru yapan bir powerlifter tanıdığım vardı. Adam harbiden çok iyi yapıyor, ısınmaları, her şey çok iyi. Bir gün bu kız arkadaşıyla kavga etti. Psikolojisi hiç iyi değil, tamam mı? Çok yanlış. Odaklanamadı, adam bir anlık şeyle omuzu gitti, bir yılına mal oldu, gitti omuzu. Bir anlık işte. Psikoloji abi. Yani sinirlisin. Ya. Sinirliyken herkes şudur. Duvarı kırarım, 10 kişiye saldırırım, 100 kiloyu kaldırırım. Hayır. İnce şeyleri göreceksin. Yapman gereken yapacaksın. Hani bench press yapıyorsun, gerekirse 10 set ısınma yapman gerekiyor. Sinirlisin diye vücudun sıcak değil. Belki 10 set yaptın, hala ısınmamış olabilir. Bileklerine belki bir ağrı vardır. Aynen. Bir şey olmaz. Olur. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Yoksa sağ gözü de kaybetmek üzereyim. Işığı yemekten. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Çekmemizi istediğiniz bu tip videolar varsa yazabilirsiniz yorumlara ve beni abone olmayı, takip etmeyi ve bildirimden şu gözünüzü sevdiğimin zilini açın ki videoları görün. Sizin için çekiyoruz. Evet, o zaman bitiriyorum. Herkes iyi antrenmanlar. En iyi olanlar kimler genelde? Bodyciler, bodybuilder, strongmanler ve powerlifterler. Bu sporcuların antrenman sistemlerine baktıklarında tip 2 hızlı kasılan fibrillerin çok fazla aktif olduğu ortaya çıkıyor. Bu tip 2'ler ikiye ayrılır. Ya oğlum burayı kes. Bura olmadı. Ya teknik olmaz. Sıkılır.